Abi, yarın ne olur sence? Serbest kalırlar mı? Pek umut yok Munni. Bu arada yengem nerede? Bir yere mi gitti? Evet ama nereye gittiğini söylemedi. Sırrımı açık etmeye mi gitti? Raj, sen gerçekten aklını mı kaybettin oğlum? Gelin bu geç saatte nasıl dışarı çıkın? Sen onun kocasısın. Karının ne zaman nerede olduğunu her daim bilmen gerekiyor, değil mi? Ara onu, nereye gittiğini öğren. Olacak şey mi bu? Gecenin bir kör vakti habersiz nereye gider? Gelini aramana gerek yok. Giderken bana söyledi. Kızacak bir şey yok. Sarita'yı görmeye polis merkezine gitti. Sen neden endişelisin? Neyin var senin? İyisin değil mi? Evet, iyiyim. Yok bir şey, tamam. Annem neden bu kadar telaşlı? Yok bir şey oğlum. Polis Sarita'yı tutukladığından beri evde herkes diken üstünde. Onu biraz yalnız bırakalım. Sakinleşince kendine gelecektir. Livia Sarita'ya gerçeği söylemeye gitti. Polise de anlatacak. Ona güvenmekle büyük hata ettim. O lanet kıza itimat etmemeliydim. Sırrımı Raj'a söyleyecek olursa, o zaman ne yaparım ben? Neden polise geldin gelin? Baba, eve polisle döndüm çünkü gerçek katilin kim olduğunu biliyorum. Ne diyorsun sen Divya, katil bu evde mi? Ne diyorsun sen gelin? Evet baba. Doğruyu söylüyorum. Katil burada, bu evde. Ve aramızdan biri. Divya ne diyorsun? Katil bizden biri mi yani? Kim bu? Annem, annem. Anne. Anne. Ha, bu nasıl bir saçmalık? Ben mi katilim? Benden nasıl bir intikam alıyorsun sen? Yazıklar olsun. Divya, annemi böyle bir şeyle suçlamaktan utanmıyor musun? Annemin Sarita'yı kendi kızı gibi kabul ettiğini biliyorsun ve... Evet Raj, bunda sen bile yanıldın. Aslında hepimiz yanılmışız. Kacal'ı öldüren annemdi. Bu yüzden kanıtları yok etmeye çalıştım. Sarita suçlandıktan sonra bile susmayı sürdürdü. Evet, beni de susturmak için uğraştın. Kanıt istiyordun değil mi? İşte kanıt. Bunun içinde Abima'nın kaydettiği görüntüler var. Bu size gerçek katilin kim olduğunu göstermeye yetecek.
Bu doğru. Delili ben de inceledim. Bu yüzden Bayan Kamlay'ı tutuklamaya geldi. Raç. Gereğini yapın komiser. Götürün onu. Hayır, hayır. Benim suçum yok. Hayır, bırakın beni. Ben bir şey yapmadım. Bırakın. Bırakın beni. Bırakın. Gelin. Korkunç bir hata yaptın sen. Ailemin önünde beni küçük düşürdün. Sana olan güvenimi kırdın. Bırakın beni dedim, bırakın. Raj'ın babası. Raj'ın babası, polise sen engel ol. Benim daha evlendirecek 3 kızım var. Durdur onları. Bu sorumluluğu oğlunla ben yerine getireceğiz. Senin gibi bir kadınla ilgim yok artık. Götürün onu buradan komiser. Götürün. Yazıklar olsun sana. Sen asla iyi bir gelin olmadın, iyi bir eş olamadın, iyi bir anne olmadın ve iyi bir insan olmadın. Benim zavallı kızıma kumpas kurdun sen. Şimdi cezanı çekeceksin. Götürün buradan. Ben onu asla affetmeyeceğim. Raj'ın babası. Raj, yardım edin bana. Kurtarın beni. Bırakın beni. Bırak beni. Ah, ah. Tanrım, meğer rüya görüyormuşum ama bu asla olmamalı. Hemen gelini arayıp eve dönmesini söyleyeyim, hemen şimdi. Sarita'yı görmek istiyorum. Divya, hayırdır? Neden geldin? Bir şey mi var yoksa? Endişeli görünüyorsun. Divya söylesene, sorun ne? Ben daha ağzımı bile açmadım. Ama sen her şeyi anladın. Seni o kadar tanıyorum. Sana bir sorum var Sarita. Doğru ve yanlış. Ben bunu anlamadığımı hissediyorum. Ne zaman bir sorunum olsa bana hep yardımcı oldun. Ve bugün yine yardımına ihtiyacım var. Bunu yapar mısın? Eğer bir gün seçim yapmak zorunda kalacağımız bir durumla karşılaşırsak ve ailemiz söz konusuysa hangisini seçmeliyiz? Aile mi yoksa gerçek mi? Ve de sen. Eğer benim yerimde olsan ne yapardın? Eğer yerinde ben olsaydım, sonuna kadar o insana destek olmayı seçerdim. Ailenin iyiliği için yaptıysa, o zaman bütün suçu üstlenir, onu kurtarmak için kendi hayatımdan vazgeçerdim Divi. Ama bu yanlış olmaz mı Sarita? Bu masum insana haksızlık değil mi? İlişkilerde her şey siyah beyaz değil. Çünkü biz ailemiz için ne yapıyorsak, sevgimiz için yapıyoruz. Divya, at o duyguyu içinden. Ve ailenin yanında ol. Buraya kadar yaşadıkların, yarın olacaklar, hepsi yanlış. Sana yardımcı olamadığım için affet beni. Vicdanen huzursuz. Seninle konuştum. Cevabımı aldım. Fakat sorunuma çözüm bulamadım. Lütfen. Lütfen affet beni.
için rahat etmiştir. Çünkü eve polisle gelmedim. Derin bir nefes almış olmanız. Bana nedenini sormayacak mısın? Neden eve polisle dönmediğimi? Sebebi Sarita. Senin işlediğin suç için müebbet hapis cezasına çarptırılacak. Mahkemede suçlu bulunacak anne. Ona tek bir soru sordum. Ailesiyle gerçek arasında seçim yapmak zorunda kalsa ne yapardın dedim. Bana ne cevap verdi biliyor musun? Bunu bana bir an bile düşünmeden söyledi. Ben ailemi seçerdim dedi. Çünkü sevgi bunu gerektirir. Biri yanlış da yapsa ailenin arkasında durmak görevim dedi. Aile üyeleri sayısız hata yapabilir. Bizim görevimiz onları affetmektir. Bunu artık anlamış olmalısın. Sarita o kadar iyi biri ki senin zarar görmene asla izin vermez. Bana öyle bir bakıyorsunuz ki sanki buradan çıkınca beni ipe çekeceklermiş gibi. Böyle söyleme canım. Berhudaro. Duaların benimle olduğu sürece bana bir şey olmaz baba. Elimde olsa canım suçunu üstlenmekte tereddüt bile etmezdim. Ama ne çare? Mahkeme duygulara değil kanıtlara bakıyor. Bugün bütün ailem yanımda işte. Daha ne isteyebilirim? Raj, sen ve ailen bize çok yardımcı oldunuz. Her şeyi göze alarak bizi evinizde sakladınız. Bunun olumsuz sonuçlarını düşünmediniz. Ama işe yaramadı. Seni ve Sarita'yı kurtaramadık. Raj, ne yapıyorsun sen? Biz hani arkadaştık? Ayrılmadan beni ağlatacak mısın? Bunu yapmak istemezsin değil mi? Öyleyse güçlü olmaya çalış. Vivian nerede? Yengem bütün gece uyumadı. Sabah ateşi hayli yüksekti. Bu yüzden gelmedi. Benim için üzüldüğünden olmalı. Artık Vivian'ı ne zaman görürüm bilmiyorum. İç bu ilacı. Bana böyle davranacak olursan beni tamamen kaybetmiş olursun. Olması gereken oldu artık. Bu artık değiştirilemez. Sen değiştirmeye çalışacak olursan asla huzur içinde yaşayamazsın. Sayın Hakim, Bay Vikrant Suryavanshi ve eşi Bayan Sarita Suryavanshi en ağır cezayı almak zorunda. Ayrıca unutmayalım ki Bayan Sarita Suryavanshi polis tarafından suçu sabit bulunarak gözaltına alınmış. Fakat kocası onu polisin elinden kaçırarak yasaları hiçe saymıştır. Belki de bu cinayeti birlikte işlediler. Bu nedenle birbirlerini kurtarabilmek... Değil efendim. Benim kocam hiçbir şey yapmadı. Bunu sadece beni kurtarmak için yaptı. Bay Vikrant Suryavanshi, siz ünlü bir iş adamısınız. Saygın birisiniz.
Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Bu işten kolayca yakanızı sıyıracağınızı mı? Bay Vikrant, mahkeme bu suçu işleyip işlemediğinizi bilmek istiyor. Sayın Hakim, benim kocam... Bu cinayeti ben işledim. Evet. Bu cinayetten sadece ben sorumluyum. Kacal'la kişisel düşmanlığım vardı. İntikam almak için onu ben öldürdüm. Bay Vikrant cinayeti kendisinin işlediğini söylüyor. Bayan Sarita da cinayeti kendisinin işlediğini söylüyor. Görüyorsunuz Sayın Hakim, birbirlerini kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu da bir şeyi açıkça ortaya koyuyor. Bu cinayetin planlanmasında ve uygulanmasında ikisi de eşit derecede pay sahibidir. İddianın mahkemeden talebi sanıkların mümkün olan en ağır cezaya çarptırılmasıdır. Başka sözüm yok. Delillere ve tanıkların ifade... Durun Sayın Hakim! Kamla? Gerçek katil benim hakimim. Ne? Kacal'ın katili benim. Onu ben öldürdüm. Suçlu benim. Ne diyorsun sen? Ne söylemek istiyorsanız bunu tanık kürsüsünde söyle. Sadece gerçeği söyleyeceğimi. Herkesin huzurunda yemin ediyorum. Bakın bayan, her kimseniz mahkemeye iddianızı anlatın lütfen. Bu cinayeti ne zaman, neden ve nasıl işlediniz? Buyurun anlatın. Katil benim Sayın Hakim. Anne ne diyorsun sen? Baksana şu... Raç, annem doğruyu söylüyor. Sessizlik lütfen. Sizi mahkemenin işleyişini bozmaktan men ederim. Yerinize oturun hemen. Her şeyi anlatacağım. Sanıkların Kacal cinayetiyle bir ilgisi olmadığını göreceksiniz. Onlar masum Sayın Hakim. Kacal'ın katili benim, suçlu benim, onu öldürdüm. Ceza alması gereken benim Sayın Hakim. Beni cezalandırın, onu ben öldürdüm. Bayan Kamla'nın itirafı açıkça ortaya koyuyor ki, sanıklar Sarita Suryavanshi ve Vikrant Suryavanshi masumdur. Maktul Kajal cinayeti kendi planlamıştır ve kurduğu tuzağa kendisi düşmüştür. Bayan Kamla'nın kızını kurtarmak için yaptığı şey yasalara göre suçtur ama bu cinayetin sorumlusu o değildir. Mahkeme... Sanığın beraatine karar vermiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.